Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, Matmazel Hırka'nın ilk bölümünü tamamlamıştık. Bu tırtıklı bölümünü. Bakın şu şekilde göstereyim. Beraber yapmıştık. Şimdi inşallah yaka bölümünü çalışacağız Allah izin verirse. Evet, burayı nasıl yapmıştık arkadaşlar? 95 ilme başlamış. 3 sıra örmüş. Bu dördüncü sırada iç kısımdan bir dola iki kez, bir dola iki kez olarak bu şekilde ilmelerimizi tamamlamıştık. Sonra bir bir öbür parçayı öne alarak birleştirmiştik. Bir bu ilmelerimizi bir diğer ucundaki ilmelerimizi alarak örmüştük. Şimdi ben bir sırayı bu şekilde gidiyorum arkadaşlar. Sıranın sonuna kadar öreceğim. Evet arkadaşlar, şimdi arkadan bir sıra örüp gelmiştim. Bu sırayı da aynı şekilde haroşa olarak örüyorum. Arkadaşlar, not almanızı istiyorum. Hangi sırada ne yaptık? Ben adım adım her sırayı anlatacağım. Ama dediğim gibi mutlaka not almanız lazım. Şimdi ben buradan şu şekilde anlatayım. Bu sırayı bu şekilde gidiyorum arkadaşlar. Şu son kısımda ilmemin, bakın şurada 15 tane ilme bırakacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tane ilme bırakacağım. Buraya bir tane aparat takayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu son kısımda 15 tane ilmemiz var. Buraya bir aparat taktım. Bu 15 ilmeyi örmeyeceğim. Bu burada kalacak. Buraya kadar örüp geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın 15 ilmenin olduğu yere geldim. Örüyorum ve dönüyorum arkadaşlar. İlmemi örmeden boş olarak alıyorum. Ve şimdi şurada da bakın 15 tane ilme bıraktım. Şu ilmeğe kadar öreceğim arkadaşlar. Aynı şekilde haroşa olarak, yani ters ördü olarak 15'e kadar öreceğim. Evet arkadaşlar, şimdi bu taraftaki ilmelerimizi örüyorum. Burada 15 tane ilmemiz var. Aparatımızı çıkartıyorum. Buradaki 1 ve 2. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane ilmemiz var. Bu 15 ilmeği bırakıp örüp geldim. Şimdi bunun 1 ve 2, bu 2 ilmeği bir edip örüyorum. Tekrar aparatımı takıyorum arkadaşlar ve dönüyorum. Ve o örmüş olduğum 2 ilmeği boş olarak örmeden alıyorum. Diğer ilmelerimi örmeye devam ediyorum. Sıranın sonuna kadar öreceğim arkadaşlar. Şimdi diğer taraftayım arkadaşlar. Evet. Aparatımı çıkartıyorum. Bakın burada da 15 tane ilmemiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bu 15 ilmenin yine aynı şekilde ikisini bir ediyorum ve alıyorum. Şu orta kısma katıyorum arkadaşlar. Ben bu işlemi ne kadar sürdüreceğim? 2, 4, 6, 8, 9. Şuraya kadar arkadaşlar iki kesim daha yapacağım. İkisini bir alacağım, ikisini bir alacağım. Tekrar takayım, yine aynı şekilde örgümüze devam ediyorum, dönüyorum, örmeden alıyorum arkadaşlar. Şuradaki ilmemi aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar, şimdi buraya geldim, bir tane daha alacağım. Bu ikinci oluyor arkadaşlar. Bakın şimdi burada 2, 4, 6, 8, 9. Bir kesim daha yapacağım arkadaşlar. Şuraya şu şekilde
belirteyim. Ve dönüyorum. Boş olarak örmeden alıp tekrar örmeme devam ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın son iki ilmemiz kaldı burada. Bu ilmelerimi örüyorum. Bu iki ilmeği birlikte alarak şu şekilde. Evet, şimdi aparatımı çıkartıyorum arkadaşlar ve dönüyorum. Aynı şekilde sıramı tamamlayarak, bakın. Evet arkadaşlar, burada da son iki ilmeğim kaldı. Bunu da alıyorum. Ve buranın da aparatını çıkartıyorum arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 9 tane ilmeğim kaldı. Ve dönüyorum. İki kesimlerim bitti arkadaşlar. Şimdi birbirler başlayacak. 5 defa birbir bu taraftan alacağım. Ta ki 4 ilmek kalıncaya kadar. 2, 4 ilmek kalıncaya kadar. 2, 4, 5 ilmek kalıncaya kadar birbir alacağım. Ben sıranın sonunda tekrar inşallah göstereyim. Lütfen not alın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna kadar geldim. Burası sıramın sonunda bir tane ilmem var. Bakın, bu bir ilmem kaldı. Burada ise 2, 4, 5 tane ilmemiz var. Bakın, 2, 4, 5. Bu sondaki bir ilmeyle bu 5 ilmenin bir tanesini, ikisini bir edip alacağım arkadaşlar. Evet, yani şu ortadaki sayımız artmayacak arkadaşlar. Sadece şuradaki bu beşleri keseceğiz ve bu oval kısmımızı oluşturacağız. Tam anlamanız için, yani açıklaması bu arkadaşlar. Ortadaki ilmelerimizin sayısı artmıyor. Buradaki şuradaki beşleri yok ediyoruz arkadaşlar. Buranın yuvarlanabilmesi için buradan kesim yapıyoruz. Diğer taraftan da aynı işlemi yapacağım. Evet arkadaşlar, burada birini kesmiştim. 4 tane ilmeğimiz kalmıştı. Şimdi aynı şekilde buradaki son ilmemle diğer o 4. ilmeği, bakın, birlikte kesiyorum. 1, 2, 3 tane ilmeğimiz kaldı. Tekrar yeniden dönüyorum arkadaşlar. Örmeden alıyorum. Ve örmeye devam ediyorum. Diğer tarafta aynı işlemi yine tekrar edeceğim arkadaşlar. Diğer başta da aynı. Bakın, yuvarlanmaya başladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Evet arkadaşlar, burada 3 tane ilmemiz kalmıştı. Yine bu sondaki ilmemizle birlikte ikisini bir ediyorum, alıyorum. Son 2 ilmemiz kaldı arkadaşlar. Evet. Aynı şekilde örmeden alıyorum ve devam ediyorum. Diğer başta da aynı şekilde. Aynı burada yaptığım işlemin aynısını orada da yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın, bu 4. son ilmemiz ve diğer ilmemiz, ikisini bir ediyorum ve alıyorum. Tekrar dönüyorum. Örmeye devam ediyorum. Diğer başta aynı işlemi yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son 5. ilmemiz. Bakın, son ilmemiz. Bunu da alıyorum. Ve o 5 ilmeği bir bir alarak bitirdim arkadaşlar. Bak. Tekrar yeniden dönüyorum. Burada 2, 4 tane ilmemiz kaldı arkadaşlar.
Diğer taraftaki ilmeğimi de öreceğim aynı şekilde. Evet arkadaşlar. Şimdi bu yaka kısmımızın son ilmesi, şu son ilme ve burada 2-4 tane ilmemiz kaldı. Bu bir ilmeğiyle şu iki ilmeği, üçünü bir kesiyorum arkadaşlar. Üçünü bir edip kesiyorum, bak. Kestim. Ve dönüyorum. Diğer tarafta aynı işlemi de diğer tarafta yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son iki ilmem kaldı. Bir de burada ilmem var. Bunun üçünü birlikte kesiyorum arkadaşlar. Bakın, bu şekilde oldu. Şimdi diğer tarafı, şu tarafı da göstereceğim arkadaşlar inşallah. Şimdi burayı, sonuna kadar bu şekilde örüp gideceğim. Evet arkadaşlar, burayı da göstermek istiyorum. Bakın, son kesmemiz ve üçünü bir edip kesiyoruz. Şurada arkadaşlar, bakın şurada bir boşluk oluştu. Şu şekilde görüyorsun. Ben buranın böyle olmasını istemiyorum. Bakın, şurası toparladım. Şurayı anlatmak istiyorum. Şu şekilde olması için şuradan bir tane ilme alıyorum arkadaşlar. Şu şekilde ve şişime geçiriyorum. Bunu ikisini bir edip şu şekilde. Takıyorum şişime. Kesiyorum tekrar. Bakın arkadaşlar, yuvarlandı. Ve örmeye devam ediyorum. Evet. Bundan sonraki aşamayı arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Yakamın aldığı şekil bu arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Yakamızın önü arkası bu şekilde arkadaşlar. Evet. Diğer videoda görüşünceye kadar kanalıma abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun diyorum. Hayırlı günler diliyorum.